Hasta mahpusların çok ciddi sıkıntıları oluyor şundan. Birincisi idari olarak sıkıntıları oluyor. İdareyle iletişimleri, hastalıklarının giderilmesi için kendilerine tanınan imkanlar, sağlık imkanları, özellikle ve özellikle hapishane koşulları, çok ciddi kronik rahatsızlığı olan kişilerin, mesela astım hastası olan kişilerin odanın fazla sıcak olmasından, yazın ya da kışın fazla soğuk olmasından kaynaklı bazı hastalıkların yine çok ciddi bir şekilde nüksetmesi, rahatsızlıklarını arttırması gibi koşullarda aslında mahpuslar çok etkileniyorlar. Normalde zaten hapishane koşulları çok kötü. Türkiye genelinde de kötü. Özellikle bizim gittiğimiz bölge hapishanelerinde de çok kötü. Hasta mahpuslar için bu çekilmez durum daha da çekilmez hale geliyor. İkinci olarak mahpusların tedavi aşamasında gördüğü sıkıntılar var. Hem hapishane revirinde hem de eğer daha ciddi sıkıntıları varsa işte o bölgenin hastanelerine gidip de gördükleri muameleler sonucunda tedavi haklarının engellendiği ile ilgili duyumlar alıyoruz, gözlemlerimiz oluyor. Özellikle Tarsus Devlet Hastanesi'nde, Tarsus T-tipi hapishanesinden giden mahpusların, doktorların çok kötü muamelesine maruz kaldığı ile ilgili birçok şikayet geldi bize. Bununla ilgili biz de birçok kere aslında başvurularda bulunduk ama hala aynı sistemler, aynı şikayetler devam ediyor. Özellikle hekimlerin hasta mahpusları ellerindeki kelepçeleri çıkarmadan ya da onları tam olarak rahat hissedecekleri bir ortamda bulunmadan, mesela gardiyan eşliğinde tedavi etmek istemesi veya onlarla diyalog kurarken onları biraz daha böyle, kiminin deyimiyle söylüyorum, aşağılayarak, kiminin deyimiyle hakir görerek, kiminin deyimiyle işte çok fazla ilgilenmeden, safsaklayarak tedavi etmeye çalışması, özellikle hasta mahpusların tedaviye erişim noktasında çok ciddi sıkıntılar yaratıyor. Son zamanlarda biz özellikle mahpuslardan şöyle geri dönüşler alıyoruz. Çok ciddi bir şekilde rahatsız olmadıkları takdirde hastaneye gitmek istemiyorlar. Hastalıkları son safhaya geldiği takdirde artık çaresiz kaldıklarında gitmeyi. Bunun nedeni neydi? Tamamen hastanelerde gördükleri muameleye ilişkin, hastanelerde gördükleri onur kırıcı davranışlara ilişkin ya da işte ring aracında gardiyanların tutumuna ilişkin şeylerden bahsediyorlar. Gidiş ve dönüş aşamasında özellikle jandarmanın kendilerine karşı tutumlarının da kötü olduğunu söylüyorlar. Tüm bunların hepsi aslında hastalığa tedaviye erişim hakkını engellediği gibi o kişilerin tedavi olmak için bu imkanlardan faydalanma motivasyonunu da aslında olumsuz etkiliyor. Artık bir noktadan sonra söylediğim gibi kendileri hastaneye gitmekten imtina etmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Çünkü gördükleri muamele alacakları tedaviden çok daha ciddi bir şekilde manevi bir yıpranmaya sebep oluyor. O yüzden kaçındıklarını söylüyorlar. İnfaz ilkelerine aykırı olması sebebiyle hukuk ilkelerine, genel hukuk mantalitesine, insan haklarına aykırı olması sebebiyle aslında bir hukuki bir süreç, hak siyaseti süreci yürütmemiz gerekiyor. Bu konuyla ilgili işte kamuoyu duyarlılığı aslında bizim belki de arkamızdaki en büyük dayanak oluyor. Kamuoyundan destek gördükçe, belki de kamuoyundan bu haksız uygulamalara ilişkin baskı gördükçe onlar ya da biz destek gördükçe bu mücadelemizde elbette ki bu işteki sonuçlar biraz daha değişebiliyor. Özellikle hukuk örgütlerinin ya da işte hekimlik örgütlerinin, ki onlar da çok ciddi baskı altında, Türkiye Tabipler Birliği ama hekim örgütlerinin de bu konudaki duyarlılığının elbette ki artması bu mücadelede ya da bu hak ihlallerinin giderilmesinde çok önemli bir yere sahip.